Herkese iyi akşamlar. Bugün cumartesi, mutlu hafta sonları diliyorum. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür Allah'a bizler iyiyiz. Bugün cumartesi. Bugün kendimize ayırdık günümüzü diyebilirim. Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra çocuklarla parka gittik. Gezdik biraz. Değişiklik oldu. Hava güzel. Güzel havayı değerlendirelim dedik. Tabii parka gitmeden önce de şey yapmıştım. Biraz önce gördünüz, çikolata soslu pudingli pasta yaptım. Şimdi çocuklar yiyorlar. Yanına da şey koydum, tabakların yanına Maraş dondurması da koydum. Yiyorlar. Aylin çok istiyordu ama ben içeride mutfakta hazırlarken Aylin uyumuş. Neyse, ona da artık uyanınca yediririm. Yakup da şu anda uyuyor. Aylin yoruldu koştura koştura parkta. O salıncak senin, bu kaydırak benim derken orada bir de kendine arkadaş da buldum. Bir amca torununu getirmiş parkta oynatmaya. Onunla da arkadaş oldu. Onunla kaydırakta kaydı, işte salıncakta sallandı falan. Benim kız çok şeydir yani, çok çabuk biriyle kaynaşır. Öyle oradan geldik. İşte rutin ev işleri falan. Dedim önce çocuklar pastalarını yesinler. Daha ben de tadına bakmadım, inanın. Harika Şimdi ya. güzel olmuş mu? Harika da yerken kandım ya. Yavaş ya annem. Ben üstündeki çikolata sosunu Hakikaten çok güzel olmuş beğenmedim ya. ya. Hı? Yok ya. Üzerindeki çikolata sosunu beğenmemiş Aytuğ Bey. Altı güzeldi. Şey Kandı ya. Ben pakete bakmadım ama bitter galiba. Bitter biraz acı oluyor ya. Bir daha ben bitter almayacağım. Alırken dikkat etmiyorum şeyde. Ne onun adı? Markette aman diyorum puding lazım, çikolata sosu lazım, alıp alıp sepete atıyoruz ama hiç hiç dikkat etmiyorum. Bitter mi, klasik mi, hangisi, hiç dikkat etmiyorum. Bitter biraz acı oluyor. Bir dahaki sefere dikkat ederim. Benim çocuklar sevmiyorlar fazla. Bitter'i istemiyorum ya. Bitter acı oluyor, evet. Bitter almayayım bundan sonra, dikkat edeyim. Ya bakmıyorum paketin üzerinde ne yazıyor, hiç bakmıyorum. Çikolata sos yazıyorum, tamam, alıyorum atıyorum, hiç dikkat etmiyorum. Ama şey olarak güzel olmuş yani. Ama yine de sos güzel yani. Arası pudingli, bisküvilerin arasına muzlu puding koydum. Üzerine de çikolata sosu döktüm. Çok güzel oldu. Tarifini diğer kanalımda arkadaşlar, Çavuş Ailesi'nin Günlüğü adlı kanalımda tarifi var, yapılışı var. Onu yükledim. O videoyu bu videodan önce izleyeceksiniz. Yani çalışıyoruz işte, yapıyoruz bir şeyler. Günde iki video yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi ben de biraz acıkır gibi oldum. Pastamı yiyeyim. Ondan sonra da mutfağıma geçeceğim. Önce mutfağı toparlayacağım. Mutfağı toparlamadan gitmiştim. Mutfağı toparlayacağım. Daha sonra işte çamaşır falan, çok işim var. Görürsünüz zaten, izlersiniz yaptığım işleri. Neyse, hadi bize afiyet olsun.
yeniden. Ay ne mutfaktan çıkabiliyorum, ne ev işlerini bitirebiliyorum. Ne olacak benim bu halim hanımlar? Götür annem onu. Tamam sen aç kapıyı. Yakup da uykudan uyandı, hiç durmuyor. Uykudan uyanınca böyle bir huzursuz oluyor. Şeyini alsan anneciğim, ha onu da götür de. Dediğim gibi hanımlar, bu ev işleri hiç bitmiyor. Ne yapacağız? Buna bir çözüm bulalım ya. Bir şey yapalım, grev mi yapalım, ne yapalım? Bu işleri hiç bitiremiyoruz. Ne bulaşık bitiyor, ne çamaşır bitiyor. Toz aldım biraz önce. Çocuk odasını falan toparladım. Çocukların dolapların içlerinde biraz düzenleme yaptım. Defterlerini, kitaplarını koyacak bir yer yok. Oh, ev küçük ev olması da çok kötü biliyor musunuz? Evimiz küçük. Yani dolap alsam nereye koyacağım? Yani defterlerini, kitaplarını koymak için bir dolap alayım diyorum. Alsam nereye koyacağım? Koyacak yerim kalmadı artık. Ev küçük, odalarım küçük. Yani çok zor çekiyorum. Alper'le Aytun dolabını açtım. Şöyle tepeden aşağıya iyice bir baktım, ne yapabilirim? Burada bir yer açmam lazım. Deftere, kitaba bir yer açmam lazım. Yukarıdan aşağı en üst kat biraz şeydi. Hani ne bileyim ıvır zıvır falan koyulmuş gibiydi. Orada gerekli gereksiz bayağı bir eleme yaptım. Sonra o kat, en üst kat boşalınca alttan aşağıdan yukarıya doğru katları yukarıya verdim. Ki çünkü üst kattan defter kitap almak zor olur. En alt katta boşluk, boş kat çıkarttım kendime ya, çocuklara. Eleye gerekliydi, gereksizdi falan. Neyse en alt katta bir boş alan yarattım. Yarattım kelimesi yanlış oldu, kusura bakmayın. Tepki alabilirim hemen çünkü YouTube'da olmak gerçekten zor. Ağzınızdan çıkan her kelimeye varana kadar eleştiriye şey oluyorsunuz. Ortaya boş bir alan çıkardım diyorum. Sonra Alper'in ve Aytun defterini, kitabını oraya yerleştirdim. Çünkü defterleri ve kitapları çekmecelerin üstünde, masanın üstünde öyle duruyordu ve göze hiç hoş görünmüyordu. Böyle bir kalabalık bir görüntü vardı. Sen yeter mi gör? Yetmez herhalde ya. Büyük mü ki? Tam geliyorum ben zaten. Ha annem. Tam geliyorum. Ne söyle? Patates mi? Bilmiyorum. Al hadi bir yemek hazır olana kadar. İşte öyle. Artık şey yaptım. Öyle yer ayarlayınca çocukların defterini, kitabını koydum oraya. En alt göze. Öyle olunca da en azından çekmecenin üstü boşaldı. Bilgisayar masasının üzeri biraz boşaldı. Alan açıldı. Aylin bile diyor ki bu şeye, çocuk odasına gitti. Aa anne diyor, buralar ne güzel olmuş. Dedim yani Aylin kızım, sen de fark ettiysen yani dağınıklığı, karışıklığı hiç sevmiyorum. Girdiğim zaman bir eve, bir odaya her yer şöyle düzenli olsun istiyorum. Neyse ona da bir çözüm buldum ya, çok şükür Rabbime. Ne diyeyim, küçük evde yaşamak zor oluyor, gerçekten sıkıntı oluyor. İnşallah Rabbim bizlere de şöyle büyük bir ev nasip eder. Çocuklar büyüdükçe, aile genişledikçe eve sığmak zor oluyor. Birkaç ay sonra bizim masamızın taksiti bitince nasip olursa bir tane daha ranza alalım diyoruz öbür odaya, ailenin yatması için ve ileride de Yakup'un biraz büyüdüğünde Yakup'un da yatması için. Hani işte nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl yerleştireceğim, vallahi ben de bilmiyorum. Ne diyeyim, Rabbim yardım eder inşallah diyorum ve ben mutfağa gideceğim. Yemek, eşim mutfakta yemekle uğraşıyor. Geldi o, yardım ediyor bana. Ben de artık mutfağa geçeyim, ona o tavuk falan kavuruyor herhalde, bir şeyler yapıyor. Ben de salata malata bir şeyler hazırlayayım. Karnımız da acıktı zaten. Yemeğimizi yiyelim, Allah'a şükredelim. Bugünkü videom da buraya kadar arkadaşlar. Böyle kısa bir video oldu. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.